Bu video paramolsun.com'un katkılarıyla hazırlanmıştır. Ek gelir için açıklama kısmını kontrol edin. Öyle komünizmdir, Marksizmdir, sosyalizmdir, Kürtçülüktür, videoya like atmamaktır. Böyle sapkın düşüncelere kafandan söküp atacaksın. Sen sökmezsen ben söküp almasını bilirim. Yüzbaşı, bir daha bu koğuşta onur kırıcı eylem yaparsanız ölüm orucuna başlayacağız. Ne? Ölüm orucuna başlayacağız? Ölüm orucu? Evet, o zaman iftar vakti. Esat Oktay Yıldıran. Son zamanlarda ismi sıkça duyulan binbaşı Esat, geçtiğimiz günlerde bir okula isminin verilmesinden dolayı tekrar gündem olmuştu. Kimilerine göre mahkumlara yaptığı zorba muamelelerden dolayı Diyarbakır cezaevinin işkenceci subayı, kimilerine göre de PKK'nın kilit isimlerinde takındığı sert tavırlarıyla kahraman bir Türk askeri. Yani ülke her konuda olduğu gibi Esat Oktay meselesinde de ikiye bölünmüştür. Zaten Yusuf Kayalp'in karizmatik bir YouTuber olduğu meselesi dışında halkımız her konuda ikiye bölünmeye meyillidir. Esat Oktay Yıldıran'ın Diyarbakır cezaevinde güvenlik amiri olduğu dönemler bugün hala tartışılmaya devam ediyor. Onun yaptığını iddia ettikleri işkencelerin PKK'ya meşruluk kazandırdığını ve örgütün bunu propaganda aracı olarak kullanıp güçlendiğini dahi söyleyenler var. Hatta işin bokunu çıkarıp Esat Oktay'ın PKK'nın kurucu kadrosuna dahil edilebileceğini söyleyenler de var tabii. Son teoriyi savunan sivri zekalı dostlarımız PKK'nın ortaya çıkış sebebi olan Kürt sorununu öyle 50 yıllık bir mesele sansa da işin aslı oldukça derindir. Dilerseniz derin araştırmalara boğulmadan Kürt meselesine ve apocuların Diyarbakır cezaevindeki maceralarına hızlı ve akıcı bir yolculuk yapalım. Kürt isyanları sanılanın aksine Cumhuriyet döneminde değil 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu devrelerinde ortaya çıkar. Tabii çıkan isyanlar bastırılmış ve Türk-Kürt ilişkileri belli bir uzlaşma üzerine inşa edilmiştir. Yani Cumhuriyet dönemindeki gibi sert ortam yoktu. Uzlaşma dönemi demek daha doğru olacaktır. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda bir ulus devleti olacağı belli olmaya başlar. Kürtler hemen isyan etmezler. Ancak hilafetin kaldırılması, medreseler, tekkeler ve zaviyelerin kapatılması, askerin bölgeye yavaş yavaş yerleşip karakollar yapması kimi Kürt aşiretlerini rahatsız eder. Ha bir de Atatürk'ün Kürtlere verdiği özellik sözünü tutmaması gibi ilginç bir iddia var. İlber Ortaylı hocamıza bu sorulduğunda ben bilmiyorum dediğine göre heybetli Yusuf Kayalp'e tezek yemek düşer. Bu tarz olaylar Cumhuriyet döneminde 20'den fazla isyanın çıkmasına sebep olur. Çoğu da oldukça sert yöntemlerle bastırılır. 1923 ila 1938 Atatürk yılları da isyan dönemi adıyla noktalanır. İsmet Paşa'nın iktidara gelip milli şef sürecini başlatmasıyla ayrılıkçı Kürtlerin pek bir sesi çıkmaz. Çünkü ortam oldukça katıydı. Zaten isyanlar köküyle beraber ortadan kaldırılmıştı. Akabinde yaşanan 2. Dünya Savaşı'nda bu sessizlik devam etmiştir. Menderesli yıllarda ise Kürtlerle tıpkı Abdülhamit dönemindeki gibi bir uzlaşma dönemi başlar ve Kürt aşiret liderleri Demokrat Parti'den milletvekili olur. Evet, ezilen halk artık siyasetin nimetlerinden şıkır şıkır faydalanıyordu. Tıpkı diğerleri gibi. Afiyet Balşag Ragam, DP ile arası iyi olan Kürt aşiretlerinin çocukları İstanbul ve Ankara'da okumaya başlar. Kürt gençleri burada beraber takılıp geçmişteki isyanları yad edince hadi gelin bir de biz deneyelim dese de devlet bu hareketlenmeyi erken fark eder ve toplam 49 Kürt gencini bölücülük yaptığı gerekçesiyle içeriye tıkar. 1959 yılında yapılan bu olay tarihe 49'lar davası olarak geçmiştir. 1960'ta yönetime asker gelince Kürt hareketi tekrar hız kazanır. Askere göre Menderes ve arkadaşları her şeyin sorumlusuydu. İşte bunlardan biri de Kürtlerin asimilasyonuydu. Demokrat Parti döneminde bu asimilasyon askıya alınmış ve Kürt milliyetçiliği yükselmişti. 1962 yılında bu duruma çözüm bulunur ve yatılı ilköğretim bölge okulları yani YİBO kurulur. YİBO'lar köylü ve fakir çocukların eğitimi için faaliyet göstermeye başlar. Çoğunlukla Kürt coğrafyasında kurulan bu okullarda binlerce Kürt çocuğu eğitim almıştır. Yine aynı vakitlerde ilan edilen yeni anayasa örgütlenme özgürlüğü sağlar. Böylece sol hareketler yeni anayasayla beraber daha da güçlenir. Kürt gençlerinin çoğu da bu sol hareketlerin içindeydi. Siyasi parti olarak da Türkiye İşçi Partisi'ni kendilerine yakın görüyorlardı. Sonra Kürt gençlerinin arasından biri, "Lan biz niye başkalarına gebe oluyoruz? Kendi grubumuzu kursak ya." Akabinde 1960'ın sonlarında Türk solunda yer alan birçok Kürt kendi örgütlemelerini oluşturdu. Irak'ta Barzani'nin partisi gibi Kürdistan Demokrat Partisi adında yasa dışı bir parti kurulur. Daha sonra 69'da Devrimci Doğu Kültür Ocakları kurulur. 1971 muhtırasından sonra bu tarz dernek ve yasa dışı partiler kapatıldı ve ayrılıkçı Kürtler kodese tıkıldı. İşte yaşanan bu süreçte hapishanedeki Kürtler radikalleşmeye başlar ve Kürt halkının kurtuluşu için silahlı mücadele şarttır anlayışa hakim olur. 1974 yılında Ecevit'in genel affıyla hapishaneye alınan bütün solcular ve Kürtler serbest kalır. Hapishaneden çıkan ayrılıkçı bu Kürt gençleri yasa dışı örgütler kurarak kıvılcımı yakmıştı. Örgütler Irak'taki Kürtleri kendilerine ilham kaynağı olarak görür ve Birleşik Kürdistan'ı kurmak için örgütlenmelerine hız kazandırırlar. Birleşik Kürdistan derken de Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ın topraklarını kapsayan Sosyalist Birleşik Kürdistan'ı kastederler. İşte bu dönemde de Abdullah Öcalan liderliğinde Apocular diye garip bir grup belirmeye başlar. Apocular daha içine kapanık, otistik takılan ve entelektüel olmayan minnacık bir gruptu. Söylemde radikalleşen ayrılıkçı Kürt hareketi Apocular ile harekete geçmeye hazırdı. Evet, günümüz PKK'sının temelinden bahsediyorum dostlarım. Ama dilerseniz grubun başındaki Öcalan'dan biraz info vereyim size. Zira PKK terör örgütü sosyolojik olarak kişi kültüne dayalıdır. Yani Abdullah Öcalan'ın varlığıyla özdeşleşmiş bir örgüttür. O tek liderdir, tek adamdır ve tek
komutandır. Ha, buna itirazın mı var adamım? Derdini AK-47'nin namlusunu anlatabilirsin ölü adam. Abdullah Öcalan resmi kaynaklara göre 1949 yılında Şanlıurfa'da spamlanmıştır. İlk öğretimini tamamladıktan sonra asker olmak için sınavlara girse de başarılı olamayınca Ankara'da lise okumak için yollara düşer. Lise yıllarında Abdullah Öcalan rüzgar nereden esiyorsa oraya savruluyordu. Hatta kendi iddiasına göre ülke ocaklarını ziyaret eden ateşli bir antikomünist olmaya oldukça meyilliydi. Antikomünist birçok eyleme katılmış, Komünizmle Mücadele Derneği'nin düzenlediği toplantılara gitmiştir. Ayrıca muhafazakar bir öğrenciydi. Sıklıkla Maltepe Camii'ne gidip öğlen namazını 2 rekat kılıp akşamı da kaza ettiği Evliya Kayaalp'in mabat kaynaklı arşivinde rivayet edilmiştir. Sonra bu saçı sakalı birbirine karışan abimizin etkili kitaplarını görünce aslında komünizm o kadar da kötü değilmiş ha diyerek komünist oldu. 1969 yılında Diyarbakır'da kısa bir kadastro memurluğu yaptıktan sonra Bakırköy Tapulama Müdürlüğü'ne atanıp İstanbul'a geldi. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırır. Ama aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçiş yaptı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kütüphanesinden bir kitap alıp evine giden Öcalan ömrü boyunca kitabı geri getirmemiştir. Kitabın getirilmediği kaydı günümüzde dahi kütüphanenin sisteminde duruyor. Siyasalda sol fikirlerle daha da haşır neşir olan Öcalan zaten yanlış kıldığı namazı da bırakarak dine ilgisini tamamen kaybetti. 1972 yılında Öcalan Doğu Perinçek'in şafak bildirisini dağıttığı gerekçesiyle tutuklanır ve 6 ay mapus damlarında çile çeker. Akabinde devrimci kafayı da köşeye bırakan Öcalan kendilerine yeni bir politik fikir oluşturmak için ilk olarak arkadaşlarıyla Ankara Tuzluçayır Mahallesi'ndeki evinde, daha sonra da Çubuk'ta toplantılar düzenlemiştir. Bunlar PKK'nın ilk toplantıları olarak tarihe geçebilir. 1974'te asker tekrar kışlaya çekilince ortam rahatlamış ve Öcalan da kısa süre sonra Marksist arkadaşlarıyla Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği'ni kurmuştu. Genel sekreteri Öcalan olan dernekte çeşitli politik tartışmalar sonucunda Kürdistan sömürgedir tezi ağır basmış ve bu politik temel üzerinde PKK'nın ilk kuruluş çalışmaları başlamıştır. Öcalan'ın yeni örgütü kısa sürede şekillendi. 1975 yılında Öcalan ile aşağı yukarı 15 arkadaşı Ankara Dikmen'de yaptıkları bir toplantının sonucunda üniversiteyi tamamen bırakıp bağımsız Kürt devleti için mücadele vereceği konusunda karar aldılar. Grup Apocular adıyla yavaş yavaş piyasa yapıyordu. Ne? Öğrenci olarak bu tarz pis işler yerine daha makul olan yollardan gelir mi elde etmek istiyorsunuz dostlarım? O zaman sponsorum paramolsun.com'dan bahsedeyim. Paramolsun.com öğrencilerin ve evde çalışmak isteyenlerin cep harçlığı kazanabileceği oldukça basit ama karlı bir platformdur. Hem de sermayesiz ve yatırımsız bir kazanç modeliyle. Benim değil, paramolsun.com'un ellerini öpün. Peki nasıl olacak? Tek ihtiyacınız olan aktif ve düzenli olarak kullandığınız paylaşımları olan sosyal medya hesapları. Tabi boş hesaplar direkt sistemden red diyor, onu söyleyeyim. Sonra zırlamak yok. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok ve diğer sosyal medya hesaplarınızda sisteme girip yaptığınız görev başına akça kazanabilirsiniz. Hemen şimdi açıklama kısmındaki linkten sisteme girip kaydınızı tamamlayın. Ardından o güzel kafanızı yormamak adına sitenin en üstünde bulunan WhatsApp geçici destek grubuna katılın. Ama acele edin çünkü bu bağlantılar 24 saat sonra müfettiş Gadget'ın mesajları gibi yok olacak. Ha, Telegram grubuna da katılabilirsiniz. Böylece aklınıza takılan sorulara detaylı cevaplar bulabilirsiniz. Buradan kullanım videolarını alarak işinizi daha pratik bir hale getirin. Haydi, yapacağınız şey çok basit. Siteye girin, hesaplarınızı ekleyin ve size verilen kolay görevleri yerine getirin. Sonra da bana bir İskender ısmarlamak için mesaj atın. Siz de paramolsun.com'da Sakıp Sabancı olmak istiyorsanız açıklama kısmını kontrol edin. Şimdiden teşekkürler. Piyasada isim yapan apoculara geri dönelim. Henüz emekleme aşamasındaki grup gazete ya da dergi yayınlamadı. Çünkü yoksulların bunlara verecek parası yoktu. Ayrıca okuma yazma bilmeyenlere de ulaşma şansları olmayacaktı. Bunun yerine istedikleri desteği alabilmek için Güneydoğu'daki Kürtlerle birebir görüşme yapmak daha az masraflıydı. Evet, ofis kiralamak, matbaa makineleri edinmek için para bulmaya gerek yoktu. Hem bu tür radikal gazetelere açılan sayısız davayla uğraşmak da zulüm olabilirdi. Bunun yerine Öcalan ve yandaşları geliştirdiklerini düşündüğü bu yeni metotla vaat ettikleri devrime odaklanabileceklerdi. Ama Öcalan Kürt eylemcilerinin büyük bölümünden destek alamadı. Çoğuna göre Öcalan devrimci olmaktan ziyade aşırı sert, biraz eğitimsiz ve epey toy biriydi. Gerçekten de Öcalan hırbonun tekiydi. Ama Napolyon hırsı vardı herifte. Köy köy gezip gizli gizli propagandalar yaparak insanları silahlı eylem için gruba davet ediyordu. 1977 yılında bir konuşmasında şöyle demiştir: "Eğer bir halk kendi geleneğine sarılır, kendi dilini kullanır ve kültürünü canlı tutarsa bu da bir başkaldırıdır. Ama gerçek başkaldırı silahlı olandır." Günümüzde Bitcoin ve borsada para batırmak nasıl modaysa o dönem de yer altında illegal parti kurmak modaydı. Öcalan ve arkadaşları modayı kaçırmak istemediler ve 1978 yılında Diyarbakır'da Kürdistan İşçi Partisi'ni, yani PKK'yı kurdular. Apocuların, yani PKK terör örgütünün nihai amacı Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde içine alacak şekilde Suriye'nin kuzeydoğusu, İran'ın kuzeybatısı ve Irak'ın kuzey toprakları üzerinde Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda bağımsız birleşik bir Kürdistan devleti kurmaktır. PKK sıra dışı bir güç kazanmak için ilk yolu diğer Kürt örgütlerini ortadan kaldırmakta görür. Öcalan'ın takipçileri Lenin'den ilham alan
gelen bir tutumla rakip grupları başarılı bir devrim için zorunlu olduğuna inandıkları tek parti egemenliğine engel addediyorlardı. Öteki gruplar toplantılar düzenleyerek insanların bilinçlerini devrim yönünde geliştirmeye çalışırken, APO'nun adamları savaşı başlatabilmek için alanı temizleme uğraşındaydı. Bu uğraş APO'cuların fikirlerini reddeden Kürt gruplarını da hedef haline getiriyordu. Özellikle 80 öncesi metropol sokaklarında ve üniversitelerde silahlı olan sol gruplar PKK'nın ortaya çıkışıyla neredeyse yok olma noktasına gelmiştir. PKK'nın silahlı örgütleri bitirmek için bir proje olduğu iddiaları da bu sebepten dolayı ortaya atılmıştır. Ancak ihtiyar dostlarım, bu başka bir videonun konusu. 12 Eylül 1980 günü sabah 4'te TRT Radyosu askeri marşlar çaldı ve bir spiker General Kenan Evren'in ordunun yönetimine el koyduğunu duyuran açıklamasını okudu. Askeri vesayet döneminde Evren ve arkadaşları 650 bin solcu, sağcı ve ayrılıkçı Kürt'ü gözaltına aldı. 80 darbesi diğer akımları olduğu gibi Kürt hareketlerinin de üstüne çok ağır bir baskı kurar. Bu baskıdan APO'cular da nasibini alıyor. Ama ne hikmetse Abdullah Öcalan darbeden önce Suriye'ye kaçıyor ve burada PKK'nın ilk saldırısı için hazırlıklarına başlıyordu. Örgütün yine bazı ileri gelenleri yurt dışına kaçmayı başarmıştı. Kaçamayan örgüt mensupları ise tutuklanmış ve Diyarbakır cezaevine gönderilmişti. İçeriye giren isimler Kemal Pir, Sakine Cansız, Mehmet Hayri Durmuş, Akif Yılmaz ve PKK'nın sembol ismi olan Mazlum Doğan'dı. Diyarbakır cezaevi PKK tarafından mitleştirilen ince bir meseledir. Özellikle cezaevinin güvenlik amiri olan Esat Oktay Yıldıran'ın ismi işte bu efsanelerle daha da sık duyulmaya başlamıştır. Esat Oktay Yıldıran 1949 yılında İstanbul'da doğmuş, 1970 yılında da Piyade Teğmen rütbesiyle mezun olmuştu. 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'nda görev yaptı. Askeri rejimle beraber Kenan Evren'in emriyle özel olarak 1981 yılında Yüzbaşı rütbesiyle güvenlik amiri olarak Diyarbakır cezaevine atandı. Şimdi buradan sonra söyleyeceklerim genellikle iddialara dayalı ve hiçbir resmi kaynak bulunmamaktadır. Görev süresi boyunca mahkumlara özellikle de PKK'nın kurucularına işkence yaptığına dair iddialar vardır. Hatta yine bazı iddialara göre cezaevinde 50'den fazla tutuklunun öldüğü, yüzlerce kişinin de fiziksel olarak sakat kaldığı söylenmiştir. PKK'nın kilit ismi Kemal Pir bir duruşmada kendinin ve arkadaşlarının Yıldıran tarafından ağır işkencelere maruz bırakıldıklarını söyledikten sonra, bir dahaki mahkemede beni sağ olarak göremeyebilirsiniz. Çünkü Oktay Yıldıran beni öldürecek. Ama siz Oktay Yıldıran'ı Avrupa'ya değil uzaya da gönderseniz, er ya da geç orada da yakalanarak öldürülecek, dediği iddia edilmiştir. Ayrıca Esat Oktay Yıldıran'ın Türkçe bilmeyen tutuklulara bir gecede Türk marşları ezberlettiğine dair söylemler de vardır. Yıldıran'ın Joe adındaki Alman çoban köpeğinin de bu işkencelerin parçası olduğu efsanelere konu olmuştur. Tabii bu tarz söylemleri PKK'nın da kullanarak süslediği de kimi çevreler tarafından ortaya atılmıştır. Özellikle PKK propagandası olan 14 Temmuz adlı filmde literatüre daha da yerleşen Esat Oktay Yıldıran'ı bu filmle yerin dibine gömmek isteseler de, bu istedikleri ters tepmiş ve Esat Oktay Yıldıran'ın popülerliği kat ve kat arttığı gibi, kendisine sempati duyanların sayısı da her geçen gün artmıştır. O dönemde Diyarbakır cezaevi askeri eğitim alanı gibi kullanılıyordu. Türkleştirme muhabbetleri de işte buradan çıkıyor. Esat Oktay'ın işkence iddialarıyla ilgili ortada bir kanıttan ziyade şahitlerin ifadeleri var. Mazlum Doğan ve yine birçok ismin hapishane şartlarını protesto etmek amacıyla intihar etmesi ve bu durumun PKK tarafından reklamlaştırılması, örgütün ister istemez bilinirliğini arttırdı tabii ki de. Bu arada belirtmek gerekir, APO'nun Diyarbakır cezaevinde kalan diğer kuruculara bakış açısı oldukça farklıdır. Onlar her ne kadar kurucu olsa da APO örgütte güç kazanmış lider durumunda. Bunların üst düzey görevlerde bulunmasını APO istemiyor çünkü iktidarına gölge düşecek diye. Tekrar Esat Oktay Yıldıran'a dönecek olursak, Diyarbakır cezaevindeki görevinden sonra binbaşı rütbesiyle İstanbul'a atanmıştır. Bu tarihlerde PKK saldırılarına çoktan başlamış, Esat Oktay Yıldıran'ı da cellat olarak ölüm listesine almıştı. Sonuç olarak 22 Ekim 1988'de bir halk otobüsünde iki kişi tarafından suikaste uğrayarak şehit edildi. Saldırıyı saatler sonra Cumhuriyet Gazetesi'ni arayan PKK üstlendi. Esat Oktay Yıldıran'ın ailesi 2012'de Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagihan Alçı'nın binbaşı hakkında yazdıkları yazından dolayı kendilerine dava açtı. Esat Oktay Yıldıran'a işkenceci diyen bu tipler mahkemeden 90 ve 105 gün hapis cezası aldı. Neyse, 1984 yılında APO CIA'den liderlik konusunda briefing almış ve Beka Vadisi'ndeki militanlarını savaşmak için hazırlamıştı. Akabinde ilk terör saldırılarını gerçekleştirerek Türkiye'de 50 yıl sürecek bir meseleyi başlatmışlardı.